İşte hocam sağ olsun hatırlattı. Dedi ki bu 24. ayetin sonunda cehennemin kafirler için hazırlandığından bahseden bölümü biraz daha açalım. Doğru. Anladım. Şöyle cehennem tabii Kur'an-ı Kerim'in sonraki ayetlerinde de göreceğiz. Kafir olarak ölenler cehennemde ebediyen kalmak üzere, bir daha çıkmamak üzere cehenneme gireceklerdir. Kafirlerin için ebedi olarak hazırlanmış olması, bazı müminlerin hiçbir şekilde cehenneme girmeyeceği manasına da gelmez. Onlar için değil, kafirler için hazırlanmış, fakat bazı yönleriyle, küfür dışında, bazı hareket ve davranışlarıyla, tutumlarıyla kafirlere benzeyen, kafirlerin davranışlarını sevgileyen, daha anlaşılacak bir şekilde söyleyecek olursak, haramları işleyen, günahlar üzerinde ısrar eden, tövbe etmeyen, şefaate ve ilahi af ve mağfirete nail olmayan bir takım Müslümanlar da cehennemde bir süre ceza çekeceklerdir. Ondan sonra Cenab-ı Allah onları yine cennete koyacaktır. Tabii konuyla ilgili geniş tafsilat var. Etraflı açıklamalar var hadis-i şeriflerde. Hatırıma gelmişken onu da açıklayayım. Şimdi cehennemde azap gören müminler cennete girecekleri vakit Cenab-ı Allah onlara Nehrul Hayat denilen, yani hayat ırmağı Türkçesi, bu manası bu. Ne demekse artık o mahiyetini Allah'tan başkası bilmez. Nehrul Hayat denilen bir nehirde yıkanmalarını söyleyecek Cenab-ı Allah. Gidip yıkanacaklar. Vücutlarında cehennemden bir eser kalmayacak. Alınlarında ufak bir siyah leke dışında. Fakat cennette bunlar tanınacaklar. Bu da onları rahatsız edecek. Oysa cehennemde üzüntü, cennette pardon, üzüntü, keder, sıkıntı, en ufak bir rahatsızlık cennet nimetleriyle bağdaşmaz. Yüce Allah'a yalvaracaklar. Ya Rabbi, herkes bizi tanıyor yani. Sen bizi alnımızda öyle herkes tanıyor. Bizi cehennemlikler diye biliyorlar. Bu dua üzerine o iz de gidecek. Ve böylelikle hiç cehenneme girmemişler gibi cennetlikler de artık onları cehennemlikler diye anmayacaklar. Yani tabi Cenab-ı Allah'tan rıza niyazımız hiç cehennemde azap görmeden cennete gitmektir de faraza Allah muhafaza buyursun vallahi bir anda dahi insan tahammülü yok. Girilecek dahi olsa Cenab-ı Allah'tan her halükarda bizleri cehennemden muhafaza etmesini dileriz. Sonunda çıkış olacağı için bir şeylerdi böyle. Neyse sağlık olsun. Tamam, kısmet artık. O da kasetin kısmeti. Gelelim bundan sonra iman edip salih amel işleyenler. Şimdi ayet-i kerime müjdele diye başlıyor ve beşşir. Müjdelemek etkisi beşere denilen, Arapça'da bu derinin üst tarafına beşere deniliyor. Beşere denilen derinin üst kısmında görülen sevindirici haberler vermek demektir. Tebşir yani müjdelemek, müjdelemek derinin üst tarafına beşere deniliyor. Etkisi bu beşerenin üzerinde görülecek şekilde güzel haberler vermek demektir. Ki bunun en şeyi en açığı da insan yüzünde görülür. Bazen bazı olaylar yaşarsınız. Dersiniz ki tüylerim diken diken oldu. Gerçekten de oluyor. Hemen derinin üzerinde bunun etkisini görüyorsunuz. Yani seviniyorsunuz, üzülüyorsunuz. Karşınızdaki iyi kötü insanın yüz şeklinden, hareketlerinden yani yüz çizgilerinden anlayan birisi ise sevinçli mi olduğunuz, kederli mi olduğunuz rahatlıkla anlar. İşte bu şekilde
etkisi insan derisinin üzerinde görülecek sevindirici haberlere müjde veriliyor. Kur'an-ı Kerim'de müjde genelde güzel haberler için kullanılır. Nadiren fakat kayıtlı olarak, yani kafirleri cehennem ateşiyle müjdele de denilir. Ve beşşirlezine keferu diye başlayan ayetler de var. Ama orada kayıtlı olarak zikredilir. Şu azap ile, şu cehennem ile, şöyle bir ilahi ikab ile diye zikredilir. Kimleri müjdeleyecek? Ellezine amenu ve aminu salihat. İman edip salih amel işleyenler. Kur'an-ı Kerim'de iman edip salih amel işleyenler terkibinin sürekli olarak birlikte zikredilmesinden hareketle birçok İslam alimi demişlerdir ki cennet sadece iman ile değil, beraberinde salih amel ile birlikte elde edilebilir. Bazıları da ki daha kuvvetli görülen görüş bu olsa gerek, cennet iman ile elde edilir. Cennetteki dereceler salih amel ile elde edilir. Derecelere, yani iman noktasında cennete girmek bakımından bütün Müslümanlar müsavidir. Fakat salih amelleri onların cennetteki mertebelerinin, derecelerinin yükselmesine vesile olur. Ne kadar çok salih amel işlemişlerse dereceleri o kadar yüksektir. Nitekim bir hadis-i şerifte belirtildiğine göre cennet diyor dümdüz ve çorak bir arazidir. Oraya bol bol ağaç dikiniz diyor. Nasıl ağaç dikelim? Çokça Allah'ı zikrederek diyor. Yaptığınız her bir zikir, işlediğiniz her bir amel cennette bir takım ağaçların dikilmesi ve bir takım köşklerin bina edilmesi için bir sebeptir. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam rüyada cennete girdiği zaman Bilal radıyallahu anh'ın nalınlarının seslerini önünde duyuyor. Merak ediyor. Ya Bilal diyor, dün cennete girdim, senin nalınlarının seslerini önümde duydum. Bunun sebebi ne diyor? Bilal radıyallahu anh diyor ki ya Resulallah diyor, bence diyor en çok ümit ettiğim amel şudur diyor. Ne kadar abdest aldımsa o abdestten sonra iki rekat namaz kılmışımdır. Evet diyor Peygamber, sen bununla cennette benim önümde yürümüş oldun diyor. Bu tabi biliyorsunuz sünnetin üç tane çeşidi var. Peygamber Efendimizin sözü, buna kavli sünnet diyoruz. Peygamber Efendimizin fiili, buna fiili sünnet diyoruz. Peygamber Efendimizin takriri, buna da takriri sünnet, yani onaylaması. Burada Bilal radıyallahu anh'ın abdestten sonra ikişer rekat namaz kılmasını Peygamber aleyhissalatü vesselam onaylıyor. Bu da ne oluyor? Sünnet oluyor. Sünnet oluyor. Biz sünnetlere çok bağlı olan Hanefiler her nedense bu gibi sünnetleri pek hatırlamıyoruz. Yani gerçekten bunu adet edinelim yani. Her abdest aldıkça, imkanımız müsaitse, vaktimiz varsa mesela abdestten sonra iki rekat namaz kılmak, mescide girdiğiniz zaman farza durulmadığı sürece, durulmamışsa veya imam hutbede değilse iki rekat tahiyyetül mescid kılmak, bütün bunlar yani sanılıyor ki sadece Şafii mezhebinde sünnet olan şeylerdir. Eğer bir şey hadis ile belirtilmişse Hanefi mezhebinde de sünnettir, Şafii mezhebinde de sünnettir, diğer mezheplerde de sünnettir. Bununla Müslümanların amel etmesi cennetteki ağaçlarının, bahçelerinin, köşklerinin, saraylarının çok olmasını sağlayacaktır. Yani bir hadis-i şerifte de Cenab-ı Allah kutsi hadiste diyor ki kulum bana kendisine farz kıldığım amellerden daha çok sevdiğim herhangi bir amel ile yaklaşabilmiş değildir.
Yani Allah'ın en çok sevdiği ameller ve Allah'a en çok yakınlaştıran ameller farz olan amellerdir. Evvela farzlarla Allah'a yakınlaşacağız. Ondan sonra diyor kulum nafile ameller işlemeye başlar ve nihayet ben onun işiten kulağı, gören gözü, yakalayan eli, yürüyen ayağı olurum. Ne demek? Yani bütün organları Allah'ın razı olacağı şekilde faaliyet gösterir. Bu da salih amelde bulunmanın dünyadaki mükafatıdır. Salih amellerimiz sadece az önce de söylediğimiz gibi sadece dünyada ahirette mükafatlandırılmıyor. Dünyada da salih amelimiz ne kadar çok olursa istikametimiz de o salih ameller sebebiyle artar. Hatta Kehf suresinde anlatılan kıssalardan birisinde biliyorsunuz Peygamber Musa aleyhisselam ile hadiste Hızır aleyhisselam olarak adı verilen salih insan yolda gittikleri zaman efendim bir evlat için duvarı yeniden inşa ediyor. O duvarın altında bir hazine vardı diyor. O hazineleri, o duvarın altında bir hazine vardı ve iki yetimindi. O iki yetimin de babaları salih bir insandı. Bakınız, salih bir insan olmak yerine göre kişinin evladına dahi fayda sağlar. Onun için zürriyetinizin, soyundan geleceklerin salih olmasını arzu ediyorsanız öncelikle siz salih olacaksınız. O bakımdan iman edip iman ile birlikte salih amel işlemenin çok büyük bir ehemmiyeti vardır. Kur'an-ı Kerim bunu sürekli olarak vurguluyor. Yani ben iman edersem ve salih amel işlemezsem, iman etmeyen ile pratikte ne farkım olacak? Hiçbir farkım olmaz. Salih amel mümini kafirden ayıran faaliyetlerdir. O faaliyetlerle birlikte siz o insana kesinlikle kafir diyemezsiniz. Sadece mümin dersiniz. Onun için namaz kılan bir insanı tekfir edemeyiz diyor hadis-i şerifler. Namaz kıldığı sürece kimseye kafir diyemezsiniz diyor hadis-i şerif. Bu işin fıkhi incelikleri ayrı bir konudur. Ben ona girmiyorum, ayrı bir konu. Fakat salih amellerin imanın ciddi bir göstergesi olduğunu anlatmak istiyorum. İmanın hatta tek göstergesi salih ameldir. Her bir haram aslında küfre açılan bir kapıdır. O kapıyı genişletilecek olursa, bir vakit gelir, insanın bütün salih amellerini kuşatır ve bir süre sonra kalpte o imanda, iman da o kalpte barınmaz, çeker gider. Onun için günahların da öyle olumsuz bir etkisi vardır. Nasıl ki salih amel insanın ve zürriyetinden gelecek olanların istikameti üzerinde etkisi varsa, kötü amellerin de salih olmayan amellerin de insanın zürriyeti üzerinde olumsuz etkisi vardır. Siz namaz kılarsanız küçük çocuğunuz sizin namaz kıldığınızı gördüğü vakit gelir, sizin yanınızda o da namaza durur, bir takım kendisine göre hareketler yapar, çeker ve gider. Bir süre sonra sen söylemeden de o namaz kılar. Ben hatırlıyorum, soğuk kış günlerinde bizim elimizden o soğuk ibrik, öyle kalorifer malorifer falan yok, zorla alıyorlardı. Ellerim şöyle çatlıyordu, şişiyordu, böyle kanlar sızıyordu, şey diyor. Niye? Bakıyorum evde herkes namaz kılıyor. Herkes abdest alıyor. Ben de abdest alıyorum. Benim de namaz kılmam gerekir diyorum. Yani çocuk ruhumuzla, şeyimizle ona sürükleniyorduk. Bu tabii bir şeydir. Başka türlüsü zaten olamaz. Buna karşılık öbür türlü olursa bir bakıyordun yine başka yerlerde faraza, diyelim ki bazı köylerde adam oturmuş sigara içiyor, öbür tarafından kül tabakasını 5 yaşındaki, 6 yaşındaki, 7 yaşındaki oğluna fırlatmış. O da sigara sarıyor veya sigarayı sarar, efendim oğluna takdim eder. O da oturur babasının önünde sigara içer.
Yani diyeceğim ne şekilde eğilirse aile, evladı da o doğrultuda yetişir. O bakımdan salih amele gereken ehemmiyeti vermemiz icap ediyor. Peki ne var bu salih amelleri neyle müjdeleyecekti? İman edip salih amel işleyenleri müjdele. Neyle? اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ Onlar için cennetler vardır. Cennet, Arapçada bağ ve bahçe demektir. Fiil olarak cenne fiilinden geliyor. Bir şeyin örtmesi, üstünün kapatılması manasına geliyor. Cünun, delilik demektir. Akıl, örtüldüğü için aynı kökten gelen kelime verilmiştir. Cenin, annesinin karnındaki yavruya denilir. Görünmediği için cenin deniliyor. Cennet de toprağı örttüğü için, yeşillikleriyle, dallarıyla, meyveleriyle vesairesiyle, yerin zeminini örtüp kapattığı için üstünü, ona cennet denilmiştir. Bağ ve bahçe. Kalkan tutanı arkasında gizlediği için kalkana da yine aynı kökten gelen elmicen deniliyor Arapçada. Ve buna benzer aynı kökten bir yığın kelime daha var. Yani diyeceğimiz cennet ağaçları bol, gölgelikleri bol, hatta güneşin ışığının görülmediği, her tarafının gölgelik olduğu bir yer. Allah'ın salih amel işleyenler için hazırladığı bir yer. Sadece bu kadar. Ağaçların altından ırmaklar akar. Bazı rivayetlerde belirtildiğine göre cennetin ırmaklarının yatakları yoktur. Böyle düzlükte akar. Cennette ilahi nimetlere mazhar olmuş olan kul, o suyu canının istediği yerden akıtır. Senin emrindedir nehir orada, ırmaklar. Sen nereden akmasını istiyorsan oradan akar. Bunun ötesinde zevk düşünebiliyor musunuz? Dünyada yapınız. Taş çatlasın, fevkalade güzel bir havuz bilmem ne vesaire yapacaksınız. Bir şekilde akacak. Onu değiştirinceye kadar. Fakat orada canının istemesi yeterlidir. Bu ırmak bu şekilde değil, bu şekilde aksın, tamam. Var mı Allah'ın hasali kulu başka bir dileğin adeta diyecek sana. Nehir de enhar, nehrin çoğuludur. Aslında geniş ve bol su demektir. Ağaçlarının altından ırmaklar akıyor. Yeşillik, bağlık, bahçelik, su. Başka? Bu kadar değil. Kullama ruziku minha min semaratin rizkan. Yani Cenab-ı Allah başka ayetlerde belirttiğine göre sabah akşam diyor onlara rızıkları verilir. Yani dünyadaki sabah süresiyle akşam süresi kadar her süre geçtikten sonra ayrıca onlara rızık dolaştırılır. Bir de kendileri canlarının istedikleri zaman, istedikleri meyvelerden, istedikleri haldeyken yerler. İstedikleri kuşlardan vesaire, hatırınıza ne gelirse. Kısacası cennet ile ilgili en harika ve özlü ifadelerden birisi Kur'an-ı Kerim'de şudur. Fiha ma teştehihil enfus ve telezzül a'yun. Allahu Ekber. Orada canların çektiği, gözlerin de bakıp görmekten zevk aldığı her şey var. Bunun ötesi tasvir olmaz. Canınızın çektiği, görmekten de zevk aldığınız. Yani Kur'an-ı Kerim ve İslam insanın zevkine çok hitap ediyor ve çok ehemmiyet veriyor. Bir hadis-i şerif var. İnanın okuduğum bandan beri hatırıma her geldikçe bana çarpıcı gelmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir sahabinin kabrinin kazılmasına tanık oluyor.
Mezarcıya diyor ki şu kabirdeki çıkıntıyı düzelt. Ey Allah'ın Resulü diyor. Bunun ölüye bir faydası veya zararı olur mu? Yok diyor. Bizim gözümüz rahat etmiyor. Gözüme batıyor diyor. Ne kadar harika görüyor musunuz? O manada bu hadis-i şeriften çıkartacağımız kısadan hisse ifade yerindeyse Müslüman olarak başkalarının önüne çıkacağımız vakit öyle rahatsız edecek bir kılık kıyafette de çıkmamaya çalışalım. Bu ehemmiyeti vardır. Saçı sakalı birbirine karışmış olan bir insanı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ifade yerindeyse adeta kovuyor. Ondan sonra saçını sakalını tarayıp düzelttiği zaman sizden herhangi birinizin böyle gelmesi sanki şeytanmış gibi gelmesinden daha iyi değil midir diyor. Onun için Kur'an-ı Kerim de bu açıdan Allah-u Teala gözümüzü güzel şeyleri görmekten zevk alacak şekilde yaratmıştır. Harama bakmaktan değil, helal olan güzelliklere bakarak zevk alacak şekilde yaratmıştır. Onun için canların çektiği ve gözlerin de zevk alacağı şekilde sunulacaktır. Bazen canınız bir şeyi çeker ama sunumu güzel değil. Gözünüze güzel gelmiyor. İştahınızı kabartmıyor o. Hem canınız çekecek, gözünüze de güzel gelecek, iştahınızı kabartacak. Daha şevkle yiyeceksiniz. Daha çok zevk alacaksınız. Dünyadaki gibi yedin mi, efendime söyleyeyim ya işte midem rahatsız olacak, yok uyuyamayacağım, yok karnım ağrıyacak, yok şu olacağım, yok bu olacağım, yok. Orada öyle bir şey yok. Kullama ruziku minha min semaratir rizqan qalu hadha allazi ruziqna min qabl. Onlara her bir meyve türünden rızık verildikçe diyecekler ki bu daha önce rızıklandığımız şeydi. Daha önceden kasıt ya dünyadayken yedikleri rızıkları hatırlayacaklar veyahut da cennette bir süre önce kendilerine yapılan ikramları hatırlayacaklar. Buradaki ifade önemli. Ve utubihi muteşabihâ ifadesi. Ve onlara benzer gibi geldi. Hakikatte, görünüşte benzer ama tadı vesairesi farklı. Diyelim ki incir yemiş oldunuz. İncir yediniz bir daha. Ya incir bir önceki incire benziyor ama bir önceki incirin tadı farklı, bunun tadı farklı. Öyle gelecek. O şekilde. Veya İbn Abbas'ın dediği gibi cennette dünyadan sadece isimleri vardır diyor. Bu gibi meyvelerin, bu gibi nimetlerin sadece isimleri vardır. Benzerlikleri o kadardır. Tadı, lezzeti vesairesi kesinlikle alakası yoktur. Çok çok fark. Nasıl ki kısacası cennetin dünya ile alakası ne kadarsa cennet nimetlerinin de alakası o kadar olacaktır. Bu kadar mı cennet nimetleri? Hayır. وَلَهُمْ ف۪يهَا اَزْوَاجٌ مُطَهَرَةٌ. Ve onlara cennette tertemiz kılınmış, tertemiz edilmiş zevceler de vardır. Kötü duygulardan, kıskançlıklardan ve benzeri olumsuzluklardan arındırılmış zevceler. Şimdi bazı kıt anlayışlılar ve bazı kötü niyetliler. Bu ve benzeri ayetlerden hareketle derler ki efendim, nimetler hep erkeklerin. Ne alakası var? Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Eğer Müslüman erkeklerin cennette zevceleri olacaksa ve Müslüman erkekler nimet olarak zevcelerinden zevk alacaklarsa, zevceler herhalde ifade yerindeyse duvar gibi olmayacaklardır. Onlar da zevk alacaklardır. Nerede nimetler, niçin yalnız erkeklerin olsun ki? Nasıl çıkıyor bu netice, ben hayret ediyorum. Dediğim gibi yakıt anlayışlıdır bu sonuca varan veyahut da kötü niyetlidir. Bu konu
konuyla ilgili olarak vaktiyle bir yerde bana bir soru sorulmuştu. Efendim, niçin bir erkeğe birden çok cennette hanım verilecek de kadınlara niçin sadece bir erkek verilecek? Bunlar önemli şeyler. Ben şu cevabı verdim. Ya soranlar da hanımlardı. Müslüman hanımlar. Dedim ki Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de kadını tarlaya benzetiyor. Tarlaya dedim. Bir sürseniz buğday ektiniz. Arkasından sürdünüz pamuk ektiniz. Arkasından sürdünüz bakla ektiniz. Bir şey alır mısınız? Alamazsınız. Çünkü bir önceki ekim ve sürüm bir sonraki tarafından berbat edilir.